Assalomu alaykum. Akademik Dmitriy Lixachyov adabiyot bu jamiyatning vijdoni, qalbi degandi. Chindan ham qanday qilib odam, xalq vijdonsiz, insofsiz yashay olishi mumkin? Nima uchun xalq farovonlikka, jamiyat esa mukammallikka intilsa, birinchi galda eng asosiy e'tiborni ma'rifat va madaniyat masalalariga qaratadi? Negaki eng qo'rqinchli qashshoqlik bu ma'naviy qashshoqlikdir. Madaniyatsiz, ma'rifatsiz inson hech qachon, xalq hech qachon tom ma'noda boy bo'la olmaydi. Ko'nglimiz mayda narsalardan, ikkiyuzlamachi odamlardan, soxta munosabatlardan charchaganda, aldanganimiz yoxud adashganimizni bilganimizda yoki bo'lmasam ijodkorlar tomoshabin ketidan quvib aslida o'zini va o'zligini yo'qota boshlaganini tushunganda biz toza havo izlab, istab, g'uborlardan xalos bo'lish uchun, ruhiyatimiz tozarishi uchun najot istab kitobga, adabiyotga talpinamiz. Negaki adabiyot bizni o'zligimizni asraguvchi, asrashga yordam berguvchi eng qudratli kuchdir. Bordi-yu ana shu adabiyot vakili bo'lmish yozuvchi biz bilan bir zamonda yashasa, ana shu davrning dardlarini biz bilan birga yashab o'tayotgan bo'lsa, ammo lekin uni bizdan-da chuqurroq, teranroq his qilsa, anglayotgan bo'lsa, yurakka, qalbga, tafakkurga quvvat olish maqsadida u bilan yuzma-yuz ko'rishish, uning suhbatida bo'lish imkoniyatidan foydalanmaslik nazarimda unchalik to'g'ri bo'lmasdi. Demak, bizning bugungi qahramonimiz O'zbekiston Respublikasi xalq yozuvchisi, Tafakkur jurnalining bosh muharriri, kinodramaturg va umuman biz hurmat qilgan inson Erkin Azam. Marhamat. Yaqinda bir yerda o'qidim da. Ijodingizda deb gapirgan ekan, men o'zi ijod degan so'zni ko'p ishlatmayman, uyalaman-da. Endi ijod qilgandim, balki ulug' odamlar ijod qilsa kerak. Bizniki nima endi u? Ijod tabiatning ijodi, Xudoning ijodi bor, yaratganda. Endi biznikini kimdir aytgan ekan, ijod ijod desa, yana televizorga chiqadigan aktrisalar ijod qiladi. Bizniki mashaqqat degan ekan. Mehnat, mashaqqat degan ekan. Shunga o'xshab bu qiziqish. Bir narsani boshlab olasizda masalan, shu mavzuga qiziqib ketasiz, yangi narsalar chiqa boshlaydi. Necha asrdan beri o'sha takrorlanib, necha asrdan beri masalan, kimlar yozmagan? Lekin qarang, har gal o'qiganda qiziqish bilan. Çünkü onun şahsiyat, o'shadagi takrorlanmas şahsiyat uni yangilaydi. Yangi bir kur yaradı, yangi bir ohang, yangi bir ruh yaradı. Shuning uchun bizga u agar qiziq. Yozuvchilar ko'p, lekin haqiqiylari kam, sanoqli. Endi hamma so'qadi shuni, asarlar ham ko'p. Havaskorlik. Asarlar ko'p bo'lmaydi, gavhar ham ko'p bo'lmaydi. Zabarjetan ko'p. Bu menga qadrdon juda ham. Buni birov yarim aytadi, qo'ying hali yoshsizu chollar, mana haligi munkillagan chollar hasaga suyanib yuradi, bu nima qilasiz? Endi men ko'proq kechasi yuraman-da. Siz yurganda it bor, mushuk bor. Qorong'ida endi hamroh menga bu. Endi Hasan ham buni qarang, buni chiroyligini qarang, buni. Dunyoda bunaqa yegri Hasanni ko'rganmisiz? Lekin buni qadrdonligi shundayki, buni bu zarang degan daraxtdan. Tug'dona deydi, bu eng keligi pishiq daraxt. Qattiq daraxt. Buni menga boshidan do'stlarim yuborgan. Yuborgan kechasi yurasan. Ajina pajina uchrasa, shu bilan urasan deb. Endi birov yarim so'raydi, qo'ying Hasaningizni oting deydi.
Nazıma yomu bunu atay o güraman. Yaman şiir yazgın şairlerdi ama şu boyu şu bulan salaman değil mi? Hazırlaşıp. Kurganım kogem ben de. Bunu hikmatı, buna hassa akıdaki beni izahım şu. Şimdi kanı şu, şu hastaki suyan edilen yaş geçeyen git. Bilesin ben hayattaki beni böyle bir suyan çıkıyorum. İşan çeken. Bu insandı, o yüzden abilik ya, işan çeken. Ki bari bir yakşı niyetlen kılınken işte bir gün adil bahasını alışıge bugün işan çeken. Şimdi her kança bana haksızlıklar buluşu mümkün. Nara valiklar, nara sağlıklar buluşu mümkün. Ki benim hiç işimde bir inşancı var ki yurtta bir gün bari bir cahaya geçişledi. Bari bir mesela halallıkta adaletli kulu balant geledi. Bari bir mesela o şey dedik yavuzluk değilsiz mi? Nara sağlık değilsiz mi? Nabaklık değilsiz mi? Bari bir cezasını alardı. Degen, ben de kareyim, ben de 1072 barayetken adamda şu inşancı var hali bende. Gerçi ben bunu hayatta güldü kovup mertte, bunun tezgarısını kurdum ben. O şey, yakşilikte, ezgürlükte, kuzu göçlerini koyduğunda ben kovup kurdum. O şey, namartı yengen halatları ben güldü kovup kurdum. Adalet, mesela kuzu göçlerini koyduğunda ben kovup kurdum. Lakin şu inşancı bende oldu. Ana şu inşancı, şu hayattaki hassam, hayancım şu. Hakikaten durumda görüştüm bana bu hasta. Ben hazır karılıkla karşı kuruşu yapmam. Şimdi ben öylemek bu hasta tutuyanı için bu karıp kaptı diye. Yok ben hassas yürümem ki o. Lakin bari bir sezilerdi. Çünkü konuk şişiyor yani şekilliminde. Hiç konukma çeken adam. Hiç konukma çeken çünkü adam de cismi belki özgürer, belki kimse rahat olur. Yürek hiç kaçan, karmaz iken, yıskırmaz iken. Bana şu namuafıklı güdü kup dramalar getirip çıkardı. Sizi hayatınızda, şahsi hayatınızda. Kongül bir tamanga tartardı. Cisim başka tamanga. Bu ikilesi muvafık kemiydi. İkilesini kuşu doğru kemiydi. Ana şundan kop aligi ziddiyatlar va dramalar kelib chiqadi. Ko'rinishim meni kamroq tashvishga soladi, chunki men ko'rinishimdan allaqachon yoshligimda yo'q ko'nglim qolgan. Shuning uchun men u ko'rinishim bu nima o'ylamay qo'yganman. Chunki men bilamanki men ishimda men mishrali odamman. Ishimda ha. Qarshimda yo'q u narsa. Yok o taşımda yok. Şimdi ben özüm hakkımdaki başka şey buluş halıyım ben. Yakşırak buluş halıyım ben. Bu şu bekorga etmeydi halk. Armanlı dünya deydi, birikem dünya deydi. Doğru şu. Hakikaten bunu ne deydi? Karalama bu. Bunu düzeltip olmaydı. Hiç bir gül bile düzeltip olmaydı. Bunu fakat bilesin mi? Adam her gün oylarken de keçe ahmak rağıydım deyip. 70'e 40'en bütün cemaat ayıttı. Bu kişi dana adam, bu kişi akıl adam, bu kişi de maslahası uğraşır. O adam, eğer o adamda namus olsa, vicdan olsa, uzun taftiş kılar. Ben bilemem, yazıcılık kampüsen bu sahaya ilanıp oldu. Ben bilemem, edebiyat mesela nazardan çetti, kaldı malum müddet. Ben bilemem, mesela bizde içtimai hayatımızda, maişi hayatımızda bazar degenlerse, şefkatsiz bir kopal hastalarını dokunla tükürüp geldi. Cülük o adam mesela edebiyattan bezip gitti, başka maşgulatlar gibi verilip gitti. Biz de uzun bizdeyim şimdi bu, ben o zaman kamrağı yazdım. Jurnalistika bilan shug'ullandim. Lekin men hech pushaymon emasman.
Men hiç pushaymon emasman. Men agar dunyoga yana kelganimda baribir yana yozish bo'lardim. Shundan boshqa hunar meni qo'limdan kelmaydi. Endi u qanday yozish bo'lish? Balki sal tuzukroq bo'lardim. Menga eng katta mansablarni bering, menga kerak emas. Menga masalan, hali osmonda uchishlarni bering, menga kerak emas. Garchi bolalikda hamma ham uchuvchi bo'lish xohlaydi. Menda ham bo'lgan shu. Lekin hali ham ba'zan bir nochor nima holatga tushganimda ichimda go'yo bir katta bir samolyotni shturvalda o'tirgandek his qilaman o'zimni. Shuncha jildirayapman, men uchib ketaman. Lekin baribir men uchun eng qizig'i bu cheksiz, buni tubiga yetib bo'lmaydigan, buni bir bu cheksiz bir mo'jiza men uchun adabiyot. Bir yerde Şükür Öke bilen adabiyat hakkında gerdeş cümle zavukluyordu. Şükür Öke'nin adabiyattan başka hiç nesas yokladı. Açış mümkün olsa Şükür Öke bütün vücut vücudu bilen bunu hayatı adabiyat dedi. Çünkü sen başka gerdeden gurur başlasanız insan sıkıntı dedi. Şükür Öke oturup oldu fakat şu adabiyattan adabiyat neyindeki değil. Sen adabiyattan zor zor gururlar. Dünya mesela, adabi dünyanın meseleleri, cumbaları, muammaları hal bulardı bir yerde, oturganda. Şimdi bugünün mülkündeyi bir şirayet yakışı evette hazır. Karan bir abad, bir azada. Şikayet kürseniz sıfhanalar, şinamhanalar. Şimdi fakat şunu kırıp oturup yazış gerek, yakışı yazış gerek. Hazır şu muamma. Endi umuman menda shu bo'yidan baravar sakrash, balandroq sakrashga bir istofay deysiz. Chunki odam bir filmda yozganman. Men o'rta bo'yman, noshoroq bo'lishni xohlayman degan. Bilaman. Shundayki imkonimdan, masalan men imkonlarim mana meni yozib chizib imkonlarim bir kamtarona bo'lsa kerak. Men shuni baribir İçimdeki başka bir imkaniyatlar, işe düşmeyen imkaniyatlarda işe salıp boyumdan bara var, balandrak bir narsa yazsam diyeyim ben. Bu cüde kıyım bu, bu cüde çok kuvvetli talep kıladı, ruhi kuvvetli talep kıladı. Biz şimdi organı koyduğumuz, John o şey bir umumi adabi manzaranı bilemizde şu derecesinde yazıp yürüp biz de yandı. Bu chinakam bir haligi bir katta bir adabiyot uchun bir yaxshi narsa qilish uchun bo'yidan balandroq sakrash kerak. Endi bunga chog'im keladimi meni bu yoshda? Yo'qmi endi bilmadim. Buni yaqin kelajak, balki uzoq kelajak. Xudo umr bersa ko'ramiz. Olimona qilib aytganda, san'at shunday bir sohaki insonni shu taqdirini, hayotini, uni ko'nglini tadqiq qiladigan bir shuna badiiy tadqiq qiladigan bir soha. Juda o'xshadi olimona bo'ldimi? Shunday bir soha. Endi uning missiyasi bevosita tarbiya deyolmayman men. Agar adabiyot haqiqatdan ham masalan tarbiya vositasi bo'lib bo'lganda Hazrat Navoiyni o'qing. Tolstoyni o'qing, Shakespeare'ni o'qing. Umuman jahon adabiyotining buyuk o'sha darg'alarining hammasini qarab chiqing, birortasida ey inson sen yomon bo'lgin, sen yovuz bo'lgin, o'shanda baxtli bo'lasan. Sen birovga yomonlik qilsang, masalan, oshig'ing olchi bo'ladi degan g'oyani uchratganmisiz? Bunday bo'lishi mumkin emas. Adabiyotda o'zi boshlamasi ham, debochasi ham, sarchashmasi ham ezgulik, gumanizm, insonlik. To'g'ri mi yo'q? Biz shu kitoblarda o'qigan odamlarmiz. Nimaga biz bir yoppasiga olijonob bo'lib qolmadik? Faqat hamma kitobda yaxshi bo'ldi dedi. Endi albatta qobusnomaga o'xshagan yoki nasihat nomalar bor. Maxtum pulini ijodi masalan, ey farzand dedi qobusnomada maxtum pulda aytadi masalan, bunday qilsang bunday bo'ladi. Bu didaktika deyiladi buni. Pand nasihat adabiyoti deyiladi. Bu juda kerak yoshlarga. Lekin odam nasihat bilan tuzalgan deydi. Bu dunyoda birorta muammo qolmas edi. Axloqiy muammo qolmas edi. Afsuski unday emas.
Adabiyotda missiyası mana şu insonning ko'nglida chiroq yoqish. Adabiyot vazifasi odamzotni bir yaxshilikka undash. Bevosita tarbiya emas, o'g'itnoma, pantnoma emas, hissiga ta'sir qiladi. Aytibman-ku, mana yaxshi kino ko'rganingizdan keyin 3-4 kun g'alati bo'lib yurasiz. Bir yaxshi kitob o'qiganingizda boshqa bir dunyoga kirib, o'zingiz ham shu kitob qahramoni bo'lgingiz keladi. Doğru mu? Ben adabiyatı bana şimdi saddakına çıkınamam. Adabiyat kurduk da beraber. O şu 70 yıllık istibdat, ruhi istibdat, manevi istibdat. Bu takip kıldı bizde şu gün geçe. 30 yıl ötüp ketti. Bu otu yaptı bana. Oşa bir kur fikirlikke yol açılganiga. Ha, lekin hali hamon bizde oşa nima bor. Psikolojik gücü de yaxshi sindirilgan. Oşa xalos bo'lish. Mana bizde avlodga masalan biz har qancha masalan jahon adabiyotini o'qimaylik. Jahon adabiyotini oşa yaxshi asarlari ruhida masalan o'shgan bo'lmaylik, lekin baribir bizde moşa bıkıklık, bizde moşa fikri mahdutluk. Hala hamon mesela asarda ahire albatta bir parlak, kuyar şaraklap tur, ben kunda yakınlansın. Degen bir taleplere var. Hala hamon aytiladı ki mesela, ve diyor ki mesela hayati kahraman, hakkani kahraman, hayati kahraman değil miydi, ne kadar? Zamanımız kahramanı. Albatta yozuv zamonamiz qahramon yozadi. Hatto masalan zamonaviy adabiyot, zamonaviy voqelikni yozgan odam albatta zamon qahramonlariga, lekin qahramonlikning mohiyati o'zgardi. Bugun endi qahramon degan so'zni o'zi, uning mohiyati o'zgardi. Qaysi zamonga o'zgardim? Bugun umuman bu shu hayotda halol yashashdi o'zi. Adolatga talpinishdi o'zi. Bugun birovga yomonlik qilmaslikdi o'zi. Bugun o'zini burchini halol bajarishdi o'zi. Shu ham bir qahramonlikka o'xshab qoldi. Bir katta odamni gap yesimga chiqib ketdi. Shu rahbarlarni pora olmaydigani bormikan, topinglar shunga bir orden beraylik degan ekan. Shunga o'xshab bugun shu to'g'ri yashashdi o'zi ham bir qahramonlik. Chunki biz ko'p orientirlarni yo'qotib qo'ydik. O'sha kommunistik zamonda bilardi, hamma manzil aniq edi. Mana bu manzilga borsang, borsa kelar, bunisi borsa kelmas. Bunga yo borsa kelar, yo kelmas. Xatar yo'li. Ma'lum edi har holda. Endi bugun bunday emas. Albatta biz masalan mutaraqqiy, farovon jamiyatga intilyapmiz. Albatta olijanob insonlar jamiyatga intilyapmiz. Lekin baribir mana bu odamni qahramon deb ololmaysiz-da. Bu tadbirkor qahramon deymiz. Tadbirkor publitsistika qahramoni. Tadbirkor o'chirt qahramoni, jurnalistika qahramoni. Endi uni badiiy asarda qahramonga aylantirish uchun juda ko'p ter tekish kerak. Uni ishonish kerak-da odam. Endi hozir yolg'onni salgina yolg'on yozsangiz, odamlar sezgir bo'lib qolgan. Ne bu yolg'on yozdi deydi. Şunu için bizi edebiyatımızda bana şimdi bir murakkaplıklar hazır bor. Bunlar az gene kalavranıp kalışlar bor. Hali hamon bor. 30 yıllar boldu. Ne mu için edebiyatta bana ka mavkiyi pasaydı? Biz de mesela özümüzde Özbekistan'da oladigen bu şey. Ben isleyelim mi bu kitapka bu kadar mesela rağbat davlat mukiyasıda. Kitapka bu kadar davat bo'lganini eshitmayman. Hozir kitob o'qiganga moshin beryapti. Hech bir zamonda bo'lganmi bu narsa? Biz unuta boshlagan edik o'zi kitob o'qishni. U kitob degani bu oddiy mana bu haligi deyotgan narsa emas u kitob. U muqaddas u. Biz afsuski bu har baloni yozib qo'lidan kelgan odam ham yozdi, kelmagani ham yozdi. Bo'sh narsalarni yozdi, adabiyotdan uzoq narsalarni yozib, kitobni qadrini tushirib yubordik.
Hozir men bu haqda gapirmoqchi emasman. Men ko'p gapirganman. Men umuman adabiyot nima uchun bunday jahon miqyosida. Bu emas, bu faqat O'zbekistonda yoki sobiq haligi hozirgi MDH davlatlarida deb o'ylayman. Butun jahonda adabiyotda bir qandaydir bir ta'sirimi, ahamiyati deysizmi, obro'si tushgandek. Yozuvchining ham obro'si tushgandek. Alamli joy shunda. Asosiy maqsadimiz qorin to'yg'izish yo dorixonaga borish. Demak biz qornimizni o'ylar ekanmizda va keyin tanamiz sog'ligini o'ylar ekanmiz. Lekin ko'ngilni sog'ligini o'ylamas ekanmizda. Ko'ngilni oziqlantirishni o'ylamas ekanmizda. Kitob ko'ngilni oziqlantirishku. Adabiyot ko'ngilni oziqlantirishku. Shundaymi? Endi men bilmayman, baribir shu qadar masalan badminman deyman-u, lekin ko'nglimda shu umid bir lipillab turadi-da. Balki men ko'rmasman. Balki mendan keyin bo'lar. Lekin juda qattiq ishonamanki, adabiyotga qaytish bo'ladi, kitobga qaytish bo'ladi. Chunki busiz inson nimasi? Yo'li berk busiz. Chunki bu yo'l agar shu faqat qorin yo'li bilan borilsa, faqat hasham yo'li bilan borilsa, bu inqiroz bu, bu tanazzul. Men bunga 100% ishonaman. Inson ko'ngilga qaytmas ekan, ya'niki insoniyligiga qaytmas ekan, u o'zini nima qiladi? Yo'q qiladi. Meni nima jazolashdi? Eng oson yo'li umuman qo'limdan kitob topib qo'yish. O'qishni man qilib qo'ying, taqiqlab qo'ying. Menga bu dunyoda hech qiziq qolmaydi. Bugun ilmiy jamiyat bir narsalarda haligi bashorat qilyapti. Emishki, kelajakda erkaklar bo'lmas emish. Faqat ayollarda o'zi ayollar jamiyati bo'lar emish. Men aytaman, erkaklar dod deb o'lib ketsa kerak. Ayollar ham dod deb qolsa kerak. Chunki kabutar bo kabutar degan gap bor. Alloh buni hammasini jufti bilan yaratgan. Allohni masalan, ketdi biz zid borib. Mana bunday jamiyatlarni bashorat qilsak, ha unda u insoniyat jamiyati emas u. U boshqa jamiyat bo'ladi. Uni ko'rgulik qilmasin. Odam sal charchadi shekilli. Adabiyotdan charchash mumkin. Endi adabiyotdan emas, umuman bir hayotda bir charchoqlik bor. Bir charchoqlik bor. Bu bir yangi nimadir ruhiy bir yangilanishga ehtiyoj bor. Demak, adabiyot ham yangi bir so'z aytish kerak. Garchi men bilaman, o'ylamang. Bu Sofokl zamonidan boshlab yozilyapti. Antik davrdan boshlab aytilmagan gap qolmagan. Lekin men nazarimda bugun boshqa bir so'zga, boshqa bir yondashuvga, boshqa bir ruhga ehtiyoj bor edi. U nima ekanini men bilmayman, bilganda meni bir qilardim. Buning uchun jamiyatda ham balki adabiyot bu badiiy so'zga bir munosabati o'zgarish kerak. Abu jamiyatni munosabati o'zgarishi uchun adabiyotni o'zi o'zgarish kerak. Hammasidan burun so'z paydo bo'lgan degan gap bor. Söz bile uzgartırış mümkün. Şimdi karan yağı botup gitti. Kısmat deydi bunun adını. Boshlaymiz mı? Boshladik. Biz boshlaymiz mı? Biz boshladik. Bo'lmasam rostakamlikka boshlaymiz mı? Do'stlarim. Biz Tafakkur jurnalidamiz. Tafakkur jurnal tahririyatidamiz. Kamina juda ko'p yillardan beri mana shu yerda xizmat qilaman. Shuning uchun keling suhbatimizni tafakkurdan, fikirden başlayalım. Fikir.
Fikir, aynısı yangı fikir. Adam zaten tinçini buzadı. Palavatını buzadı. Yangı fikir uşu biz konuk koyan kararışlardı. Biz konuk koyan muhitti inkar kıladı. Şunun için bunu daima hazım kılış kıyın. Şunun için yangı fikir, aynısı bir dadil fikir ayetilgen de. Asus ki bize kubici şunu bir nayza bilen karşı alış. Onu tankıdi fikir deyip kabul kılış. Tankıd deyip kabul kılış. Bir tamayeli var. Oramızda muratası çıkıp ya bunu deyemez. Bunu deyse şimdi elbette yetemez. Bu başkaca fikirle yaptı. Bu bizge düşman. Degen bir karış var. Afsus ki bu müstakillikten kinam bunarsa bizi terk etmedi. Bizi takip geldi. Şunun için bana şu nesillerden bizde az yine bir fikirsizlik fayda buldu. Yakranlik fayda buldu cemiyatta. Bir hil fikirli aş fayda buldu. Ozu biz nemege örgen gelmez. Boş. Yukarıdan ayetledigen geflerge itaat kılışı örgün gelmez. Ve şunu birden bir doğru fikir diye böyleyemiz. Onu akıl prizmasından utkazıp değilsiniz mi? Burada mı şubka mesela ilerge solup bir karar. Bu konukmalar afsus ki bizi halkımızda kam. Anıkrağı bor kam adam da bor. Neyse. Bu için tepeden ayetledigen gefke derrav itaat kılamızı, lakin özümüz, fikir müstakilliği, özümüzden bir yangi fikir aitiş ve bizde rahbat, cüraat, dadillik yetişmeydi afsus. Şunu üçün mü biz fikirlerden sağal dengesler ah, babka gelmez. Fikirsizlik bir muhitige konik babka gelmez. Yangi fikirge afsus ki örgün bakalımız. Halbuki yangi fikirsiz, inkarsız, eskini inkarsız yangilik dünyaya kimiydi. Yangilik yok mu demek terakkiyat yok. Yani halk degeniz siz o biz yokşagan karakozlardan ibaret mi? Yok halk degeniz Allah'ı da bir o Naryal'daki bir cemiyat mı? Sizi biz görüşürken adamlardan ibaret. Şunu nispeten ziyalı deyip biz kökürekli uğrup yürüyen adam biz bulsak işimiz kuyadı da. Dünyaya karayımızda kanaka bir halklar var mesela. Havasınız geledi mesela. Orada bugün ilimde, tarakiyatta, sanatta, kino sanatı da mesela. Orada yerişiyetken yutuklarda kurup eti. Nemege biz mi de mesela haliyen bir derslerini takrarla oturup biz. Aytkiniz geledi bu. Aytsa demek siz düşman gaylanasın mı? Yok. Benim nazarımda insan özünü anlamasa, özünü kayısı baskı çekip bakanına, nemege mesela kabulu, kadiru, nemege mesela naşar ekenliğine, anı bilmese, özünü kayısı plepoyada turganını bilmese, onda terakkiyat bulmaydı. Özünü anlamasa insan, onda taraflar bulmaydı. Özünü anlamayan Rabbini anlamaydı. Degen gel var. Hani Huda Huda'nı bilmeyen ki Huda bir haber bugünden ki biz ne babalarımız? Bu öyle yırtuşenkeli bir gafı var. Narod dedi tot kuta duymuyor da astalnoy nasileyini. Demek bu fakat fikirleyen adamlar gene bu halkman deyip aşk yazdıydı. Akhagenler yendi o ahali değiliz mi? Çünkü şu fon, şu halkta bir yan verin töldürüp duradigen bir massa, amma, avam açık küçük geplerimiz hiç kimge mal alkemezlik gerek. Ve bunu bize ağzımızdan çıkartırken mesela kuyunu ben isteyemem yani halkım hakikaten mağrur halk bulursun haklıyım ben. Mağrur halk bulursun haklıyım ben. Kişi mesela benim halkımda onu bir orta
vakillerini, kuzunu göçletken adamlardı. Bin uç oluştu maaz. Uç adamlarla münasebat anık, konkret buluştum ben. İsteyim ben. Ben ikinci günü pakta işte Gülden İvanov degen yapılar buldu. Halkımız münasip bahasını vermedi şunu. Bir kopu tar dairelerde etmiyor ama ben hiç kim targap kılmıyor ben. Hiç kim de burnunu kanatmasın. Bunu bir madani yolları var. Şu adamlar bilmeyim o şüphette gibi nabab siyaset tüfeyli mi? Ya ki özlerde gibi nabab insani kusurlar tüfeyli mi? Bütün bir halkta badnam kılıp, bütün bir halkta mesela cüdü kop adamdı Hanavayran kılıp. Kop adamdı bahtsız kılıp gitti. Fikirler cihattan hem, hatta bunda kukragın kurtarış cihattan hem arkaya gitti. Lekin biz şu adamlarla nispeten bir münasip cevap kılaldık mı? Ben ayetmeyim ben bari böyle ki Kızıl Maydan'da gidilende arkasından bir taş bilen kellesine uğruş gerekirdi. Demeyim ben. Asla. Ben bir insandı bu dünyada mesela. Hatta uç, alış, yolu da olsun burnu kanaştım ben istemeyim ben. Lekin biz münasip cevap kılabilmedik çünkü. Bir yürüyüz sözce enemeden Davlat Dumasi'den, Rusya Davlat Dumasi'den İlyukhin degen bir adam, bunu kalemiyem yaşayken, şu adam bana şimdi kitap yazdı. Bizde tercüme kılıp basıldı, kabahat yahut degen. Onda o şu davulda bizde halkımızın kuzunu göçleken, o şu vahşi, rahimsiz adamlardı, barça kritikarları yazılgen. Biz bunları bilişimiz gerek, anlayışımız gerek. Bu bizde bir sabah buluş gerek. Nege biz bundayız? Nega bunaqa masalan bo'shashgan deydimi? Bunaqa kechirimli deydimi? Bunaqa anoyimiz. Bir to'yda katta bir boy kelib qolgan ekan. Katta bir nomi chiqqan boy kelib qolgan ekan. Tuppa tuzuk odamlar. Olimman degan shoirman, jurnalistlar, shu biz jamiyatimizning peshvolari. O'sha odam bilan salomlashishga navbat turdi. Ishonasizmi? Hamma qo'lini ko'kriga qo'yib borib o'sha bilan salomlash. Men aytdim, bu kishi bizni millatimizning qahramonimi bu? Bu nima? Bu kim bu? Bu Sobir Rahimov tirilib keldimi? Yo bizni boshqa bir qahramonlarimiz tirilib keldimi? Nega bunchalik bu? Şunun için mana şu narsalarda körgende, hayattaki mana şimdi halatlarda körgende ezilip gitasız. Nege haşan halk bolasan ey sen alaman divar geniş geledi de. Bilmeyim ben biz kaysi bir günahımız, kaysi bir babamız bizde mesela bunda bir Özbek şakı beyteyim mi? Özbek şakı beyteyim. Patkalim bugün. Bizde şunday biz yaxshi xalqimizga, shunday bir tanti xalqimizga, mehmondo'st xalqimizga, qorako'z xalqimizga masalan yarashmaydigan mana shunday yaltoqiliklarimiz bor. Va ming afsuski bu bizdan tepada turgan rahbarlarimizga ham yoqadi. Va ular shuni evaziga, ular ham bilib turibdi. Bu aldayapti bu. Bu tama qilyapti. Demaydi-da, yo'q shu yaxshi bola deydi. Bana şuları menge alam kıladı. Ben bunu seviş mi bilmeyim aziz. Vatandı seviş gerek degen gep. Ve ben düşünmeyim. Galis gep kokşaydı ben zaten. Bu vatandı sevmezliğe mümkün mü? O seninki bu. Yaman bulsa vatan, yaman bulsa senem yamansa. Doğru mu yavrum? Hafif olamam. Şu vatandığı kubra akmakta bir yazsam, hükümet beni yaş kuret degen bir düşünce fayda bu geldi. Bir şairimiz hazırlaşıp bir gep yazıptı. Bir yaş şair. Gitti. Vatan baba,
bu şairler sizi namenizde münce satadı. Vatan vatan deydi. Şundan göre sizi namenizde araylaştırmazdan mükafat mükafat dese bulmaz mı ki? Künü geçe bir Uruguay yazıcısını bu sitataları var, aforizmler, cüde zor. Eduardo Galeani deydi. Cüde zor sitataları var. Bir tanesi meki şu kadar makul oldu. Bizi deydi, mayit. Büyada kalıp deydi. Mayit büyada kalıp deydi. Hamma, hani o uzun numasını etken indi, paharonunu etken. Canaza marasıma kadar öyleydi. Kubrak öyleydi. Bizde muhabbet, ikisi yaşlı ortasındaki muhabbet kalıp deydi. Biz ne kadar zor veriyoruz. Toy tantanasında ne zor, zor veriyoruz deydi. Bizde de mahiyat bir şekilde kalıp deydi. Biz şakilge zor veriyoruz. Ne dedim bu tavuğa kıldım. Bu Uzbekistan kim gitken eken de bu adam. Bana karar da bu insan için has bugün açık hakikatler bu coğrafya tanılamaydı. Uruguay kıyada, Uzbekistan kıyada. Karın kuddu şu bizi bugünkü mesela şaraitimizi kurup aitilgendi. Bu bekorgen benim adım erken emas. Şu yaxşı ko'raman shuni. O'z xohishim bilan, o'zim de erkin bilan yurish, turishni yaxshi ko'raman. Lekin shu mashhurga boru. Seni erking, seni erkaliging, seni tamannolaring yoningdagi odamni zarari hisobga bo'lmaslik kerak. Biz afsus ki mana şu keyingi ko'p bir erkinliklerden yaxshi foydalana bilmayapmiz. Suiiste'mol qilyapmiz. Men nima demoqchiman? Juda ko'p jabhada havaskorlik g'ovlab ketdi. Buni ilmiy tilda diletantizm deydi. O'zi kitob o'qigan emas tuzuk. Kitob yozadi. O'zi bir nimalarni bir olib bosini bilmaydi kinoni. Kino oladi bu. Xo'sh, boshqa sohalar ham shu. Mana kitob olami degan bir do'konlar ochildi. Xo'sh. Men umr bo'yi kitob o'qib yurgan odamman. Meni birinchi asosiy mashg'ulotim kitob okuş ve eğer kolumdan kesin azgını yazışam. Oşu dokanga kırıp ben kursan bulup çıkmadım. Elbette kursan buldum çünkü öyle kitaptı köprüge. Çünkü ben kitapta gada bulup uzken bir avlattı vakili ben. Çünkü ben kitap için keşesi navbet kutup durgen ben. Moskva'da mesela. Knijna Lavka degen, Lavka pisateli degen. Yazışını şey, kitap dokanı degen bir dokan bulardı. Tong paytlari borib tomliklarga biz navbat turganmiz. Yoki birorta katta raykomda ishlaydigan akaxonimiz bo'lsa, bizga abonement topib bering. Biz falon oligi masalan deylik, Pushkinni do'stlari, Pushkin i yevo druziya degan ikki tomlik kitobni olaylik deb va hokazo. Mana shunday kitobga gado bo'lgan bir avlodmiz. Biz kıdırıp yürgen bir, taşına bulgen bir avlatımız. Yani bu kırıp, bu haşamdı kurup, bu kitablarda şirayını kurup, bu yaltır yültürdü kurup, lal bop kaldım. Yani doğru bana, her gün kırı olmayız o adıma gelen bizi dostlarımız kitap savakladı, şirayli kitaplar. Lekin o yerdeki kurup, haşamat kurup, o kitabda kubligini kurup. Ben ettim, Uzbekistan'da kitap yazmaya diken adam kaldı mı ki? Halbuki bilemedim. Bunu malum bir faizde.
qo'liga qalam olmagan odamlar tomonidan yozilgan. Qo'shtirib o'chida aytayapman. Hozir endi kitob yollar, nima, mardikor yollar kitob yozish ham bor. Umuman men hozir cho'chib qolganman. Mana ekranda titrda ko'rasiz. Falonchani filmi, rejissor. Men shu shifa bilan qarayman. Uning orqasida boshqa odam bor. Bu titrdagi odam bir bo'lak. Buni kameranın orqasida turgan odam bir bo'lak. Buni montaj qilgan odam bir bo'lak. Shunga o'xshab adabiyotda ham shunday. Buni bir inson yo'qki, ey asror qul, holinga qara. Senga kim qo'yibdi? Sen birov bilgan, ming marta yozilgan bir voqeani olib jumla tuzishni yo bilasan, yo bilmaysan. Yig'ish chiqib ketgan bir sujetni menga qaytadan yozib beryapsan. Yoki sen yuzlab masalan filmlarda qayta-qayta ishlanib, uvadar chiqib ketgan bir mojaroni ko'pincha Bollywood filmlaridagi mojaroni yo ba'zan Hollywood filmlaridagi mojaroni olib, menga o'zbekcha qilib ko'rsatmoqchi bo'lasan. Senda vijdon bormi? Senda insof bormi? Sen meni shu qadar lodon deb o'ylaysanmi? Men bilmaymanmi buni? Lekin afsuski bilmaymiz. Asosan ko'pchilik bilmaydi. Umuman jamiyat o'zini bir silkib olish kerak. Bugun eng yaxshi bavrid kelgan. Chunki bu jamiyat bizniki. Mana Sarjinitsin o'zi xalqqa haqida aytdiki, bizning milliy g'oyamiz dedi. Insonni asrash bo'lish kerak dedi. Endi ko'p kitobiy gaplarda aytsangiz, ma'naviyat nima deysiz? Buni ta'rifi bor. Buni yodlab aytmasangiz, imtihondan baho qo'ymaydi. Ana shu uchun odamlar hammasi bizning ma'naviyatimizdan, bizning milliy g'oyamizdan uzoq. Bu bir to'dagina o'sha ma'naviyatdan kun ko'radigan, shundan maosh oladigan odamlarniki bo'lib qoldi. Chunki bu g'oyalar, bu fikrlar yo amalga oshmadi ko'pi. Puchga chiqdi, masalan, kommunizm g'oyasiga o'xshagan ko'pchaklar. Yoki kechagi masalan milliy g'oya, ma'naviyatning asoslari degan gaplar haddan tashqari kitobiy, yaxshi gaplar, ezgu gaplar. Hammasi nazariy jihatdan to'g'ri gaplar. Lekin oddiy bir odam yuragini qo'zg'amaydi. Oddiy bir odam yuragiga yetib bormaydi. Bu milliy g'oya men nazarimda nihoyatda jaydari bo'lishi kerak. Oddiy bir odamni ko'nglidagi gap bo'lishi kerak. O'shanda u bir oddiy bir ko'ngilda aks sado beradi. Madaniyatni pulga chaqish, madaniyatdan foyda kutish. Masalan, endi bilmayman bu jaholat. Boshqa hech narsa emas. Yaqinda gazetada bir narsa o'qidim. Madaniyat dedi, afsuski, bu endi Rossiyadagi. Qolgan kutgan byudjetni, qolgan kutganini madaniyatga berar ekan. Ostatni minimum deydimi? Ha, shu. Shuni qolgan kutganini berar ekan. Bu shunda bir fikr o'qidim, menga juda ma'qul bo'ldiki, madaniyat dedi, mudofaga qancha mablag' ajratilsa, madaniyatga ham shuncha ajratish kerak dedi. Chunki mudofa dedi, vatanni himoya qilsa dedi. Madaniyat insonni, insonni qalbini himoya qiladi. Insonni qalbi bo'lmasa, insonni qalbi zabt etilsa, uni chegarasi befoyda. Agar bir masalan ma'lum bir hududda mutlaqo madaniyatsiz odamlar, johil odamlar yashasa, u qadrlamasa o'zi yashayotgan joyni, kimligini bilmasa, bu vatan qanaqa vatan mohiyatini bilmasa, bu biron bir istehkom bilan, biron bir mudofa devori bilan bu xalqni saqlab bo'lmaydi. Buni yuragini johillik zabt qilgan bo'ladi. Bunaqa xalq xalq bo'lmaydi.
Zaman bir aylanıp aylanıp bir silsile bulup gelirken de bir davurga dedik gelip edebiyatka bir kızıkış şey yapıyordu. Bir davurga gelip yerleşilikke yani hazır ben öyleyim yerleşilik zamanı bosa gerek hazır. Asasen sahnenin doğru da yerleşiler ve masala vazlar. Bu ben çinakam astaydıl aktörlerimiz de etkenim yok. Uzun hayatını sahneye çinakam sanat getirken adamla da etkenim yok. Masala vazlar kuvcide. Bilmeyi ben bu davranışında ikildi mi halkımızda şu nörselerde kızıkış kubrak. Ben kursatörlerimizden biri de bizi acayip aktörümüz Rüstem Sadullayev ile bugün sohbetlerimizde nasıl beni hayret kesi aldı. Ben ayeti yürüdüğün yaptı, şu aktörümüz ayeti koydu. O uyat sakı da yapıyordu. Ben şunu yazgan benim kitaplarımda. Kim her bir sohbetimde şu hakkında gapirgim keladi. Çünkü men aytdim nega mesela bunu Rustam Sadullayev aytdi. Biz tengdoshmiz. Bizi demek avlodda şu şunday bir talabchanlik mi? Belki demek bizde avlod vakilleri bugünkü voqelikdan ko'ngli to'lmayapti. Biz hamonki mesela Rüstem Sadullayev ham şunu o'ylagan ekan, gapirgan ekan, meni ham ko'nglimda shunga o'xshagan andishalar yurgan ekan, buni yoshlar negadir aytmayapti. Demak, bugungi voqelikda bir qusur bor. Demak, biz uyatni unutdik shekilli. Uyat bo'lmasa mana nima Ibrohim aka hayo xaloskor degan kitoblari ham bor, shunday deb hisoblaydi. Odamni muhofaza qiladigan odamni pardasi, nozik pardasi, odamlik pardasi deydi. Endi uyatni bilmagandan keyin qanday odam bo'ladi? Men yaqinda bir do'stim bilan telefonda gaplashdimda, bir nimandir aytib qo'ydimda, uni bir kamchiligini aytib yubordim shekilli. Bo'ldi, bo'ldi dedi. Men qizardim dedi. Men uni qizarganini ko'rganim yo'q, telefonda qanday ko'rasiz qizarganini? Şu kadar samimiyat bulan aytti ki kızarışını unuttuk biz. Bu cüde yaman, bu cüde yem yaman. Vada birasız, uyalmaysız, becermeysız. Yalgan yaparasız, kızarmaysız. Hıyanat kılasız, kızarmaysız. Ve demek siz bile muamele kılıçta hiç gerek yok. Uyatı yok adam, şarım hayası yok adam. O kanday adam. Şarım haya degen de biz ne kadar şarım hayanı fakat ayarlardan kutamız, talap kılamız. Yok. İnsandan, insan man deyip dava kıladigen her bir başarılıgı iki ayağlı değerliği yelkesi de dumalak bir tarvuzu var adam bu namusunu bu en insandaki en zarur kadriyatı bilemen. Uyatsız yok adam bilen, uyatsız dediğimiz adli bir gepe. Uyatsız bu uyatsız yok, bu hakaret bol iş gerek aslında. Uyatsız de bu adam yatıp uyuyamazsınız gerek, çürüyemezsınız gerek. Siz neyin ne uyatsız dediniz? Sen adammazsan de gene bu. Bana uyatıp öz özden bir yaptığım kaldı, insaf. Ya noinsof odamlar shu. Insof qiling aka. Oddiy gaplarga o'xshaydi bu. Lekin insofsiz odam, ya'ni buni agar men tushunarli bo'lish uchun ko'pchilikka neporyadochni deydi o'rislar. Mana shu insofsiz odam degan. Neporyadochni odam men demak u buzuq odam u. U yomon, yovuz odam u. Tushunmi? Shuning uchun keksalarimiz, mo'ysafitlar ha noinsof deydi. Yoki Xudo, siz bir balo gaplarni gapirib tursangiz, mana bunaqa bo'libdi, bunaqa bo'libdi. Chol o'tiradi, o'tiradi. Xudo insof bersin dedi. Bir qarang, beozorgina bir tilak, beozorgina bir da'vat. Lekin
Kuda insaf versin. Başka ilaç yok. Yamanga çare yok. Onu fakat Kuda'dan insaf dileyesiz. Cüde katta bir puldardı. Yaş oldu bir ağır kesel bilen oldu. Ben hazır namını isim ve kemiği yaptı. Şu, ey adamlar içtiler, gap, gap pul değil mi çeken? Bu etki ey adamlar. Ben şunca dünya, mal dünyam var ya. Lekin ben bari Kuday'ım, ben bana şu dertli bir yedim, ikiyeti yap ben. Sizler bir bilip koyuyorlar, bilip koyuyorlar diye haykırdı şu adam. Gap, mal dünya değil mi çeken? Gap pul değil mi? Ben özümde bu tam tarif fikrimde değil mi? Ben tamamen gap kongilde. Agar kongil abad olsa, vayranada otursa ya adam baklı. Allah atakıgen insanın en ulu nimet onu kongilde. Adam özünü bakliliğini hem, baksızlığını hem kongil arkayla iskiler. Şu için tamamen neydi şu? Yaşasın kongil. Baktı nema bilen maddi nimet bilen ölçe boğma şeker. Boğma şeker. Kongilde ahvali bile ölçeş gerek. Yine fikrimce. Siz baktlıysınız Erkin Eke. Şimdi benim onda devam yok. Ben yakşı narsa yazgım kılada. Bir yakşı fikir gelişini haklıyım ben. Bugün de kan basımın aşmasını haklıyım ben. Oturup alıp bahsedeyim şey. Bir nesiler yazgım kiladı, bir nesiler yakış nesiler okurum kiladı. Şu beni bir adı bir deme sıfatı da şu kalamda bir mardikarı zahmetkeş, mihnetkeş sıfatı beni baktım şu bu, şu. Çünkü imkan olsa o şekilde baktım ben. Bu mesela benimle yaman adam yok. Dikkatim aşık bitirdi, dünya gözümde karan korunadı. Siz baktlıysınız, o neyiniz hayat bölgeleri için. Siz baktlıysınız. Kulluk. Ben siz yok ben hazır yıllar var şu gazga kal. Kaydan taptınız bu gatta. Ya bu hamma biladı ko. Ben yok unaqa her narsaga men o'pgan to'lib ketavermaydi. Hozir siz shu kuyga soldingiz men. Siz meni bor davlatim shu. Bir do'stlarim bor. Meni ish xonamda, ishxonada İnan bilen çıkan rastmım var benim. Uşan kitap koyduğum ağabeyler. Ben yakşı okulman diye almayayım ben. Yok. Ben kunda kunara varıp haber alamayayım ben. Bir gün o siz şimdi bir gapta ettiyiz ki ben ufkam törüp gitti. Şimdi karayın da nemalardır benden ağayan. Benge kamra vergen. Yavaşken mesela şu yaşta ben uzun bir uzun var ben. Muysafet yaşta ben, benim mesela anam vardı ki, benim en katı devletim. Beni bunday tamar önemeye televizör ki, bunun için milyon milyon adam da aldı da, hiç buna kadar önemeye düşüme gelindi. Birden bir damağımda açış payda olup kızımı yazıp gitti. Ben yana kaytarıp aytaman ki demek menge şunu Kudayım beni şunu deyi davlatı vergen demek nemadendir beni kemam kıygen buluşu mümkün. Ben lakin çünkü şükür deyim ben. Çünkü beni şu yaşta yani anam vardı ki ben cüde köp başka cüdalıklar ya ki menge mesela kamrağ verilgen nimetler için. Ne menge demek razım ben. Çünkü beni şu, beni dünyaya getirgen adam hayat. Kudayım şükür. Beni boysunum enem hazır. Atamız dünyadan ötkendi boysun benim için bir yana nima bo'lgan. Biz qandaydir uzoqlashgandek bo'lgan. Bu bitti çırt çırt uzular ekan. O'sha aloqa, o'sha siz tug'ilgan joy bilan
siz yaş kurgan adamlar, sizi dünyaya getirgen adamlar, sizi yakın adamlarınız bağlar duradı. Bu mesela min günde tağlı cay olsun, çıraylı olsun. Ona kadar cay koyup dünyada. O baysın de men, men baysın ki bağlar duradığın adamlar aziz benim için. Ona kadar çıraylı tağlar bağır ki. Doğru mu? Salkın caylar bağır ki, ona kadar daralar bağır ki başka cay diye. Peki onda adamlar yok. Menga bunday ko'ngildir ishlar bilan bog'langan, taqdiri bog'langan odamlar boshqa joyda yo'q. Meni olib turadi bo'lsa. Do'stlarim bor, Xudoga shukr. Endi tan bermasdan, taslim bo'lmasdan ilojimiz yo'q. Hayotda o'zining qonunlari bor. Albatta, men o'tirib olib, bizda o'zi bir boysinliklar sal maqtanchoq kelamiz. Sal yana shu irraymroq kelamiz. Bir dostum aytar edi, hayotni tasbihga o'xshatar edi. Tasbih. Şık, şık, şık. Bu yoq ketyapti deydi. Bu yoq yangisi kelyapti. Shuning uchun hech qachon bu hayot olijanob odamlarsiz qolgan emas. Bu qancha masalan bu hayotda marazlik bo'lsa, qabohat yoki razolat bo'lsa, bu shu posangin tutib turadigan izgulik, mardlik, tantilik olijanoblik buyukluk ham bor. Bunga xotirjam bo'ling. Endi ba'zan shu nisbat buzilishi mumkin. Ba'zi davrlarda, ba'zi shunda biz aytamiz, bu dunyo ostin-ustun bo'lib ketdi. Zamon buzilib ketdi deymiz, norozi bo'lamiz, koyimiz. Yo'q, xotirjam bo'ling. Buni muvozanatini o'zi buni muvozanatini to'g'rilaydigan zot bor. Bu zot sizni shu yuragingizdagi Alloh. Meni yaxshilik haqidagi tushunchalarim balki qoloq, eskichroqdir. Hech qachon bu ro'y zamin ustunlarsiz, ya'niki olijanob odamlarsiz qolgan emas. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Biz Xudo umr bersa yashaymiz. Bizning ketgandan keyin ham bu dunyoda turadigan odamlar bo'ladi. Biz albatta ertangi kundan kelasi oydan, kelasi dushanbadan, kelasi yildan yaxshilik kutamiz. Umidlar bilan qarshi olamiz. Mana siz biz yangi yilda dastlabki bir kunida suhbat qilib o'tiribmiz. Bunda bitta tilak bildirish davomili bor. Men Oran bor, men sizga ko'p yaxshiliklar tilayman, singlim. Va bizni suhbatimizni erinmay, hafsalar bilan ko'rib o'tirgan vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz, qora ko'zlarimiz ham ko'p yaxshiliklar va yangiliklar keltirsin deymiz. Bu yangi yil. Bu men ko'nglim sezib turibdi. Bu yil jamiyatimizda, bizni xalqimiz uchun yaxshi yil bo'lsa kerak. Buni dastlabki mujdalarini biz ko'rib turibmiz. Ko'p yaxshiliklar olib keladi bu yil. Men o'zimdan qo'shib aytadigan bo'lsam, men insof tilayman. Yaxshilarga ham, yomonlarga ham insof tilayman. İnsaf dilemen. Çünkü cemiyette insaflılar kopaysa cemiyette yakşılık derecesi şu kadar yüksek bulan. İnsaflı adam erkinlikten, hurlikten kan de faydalanıştı bilen. Çünkü şun barşamızga, katteksik barşamızga Huda insaf versin. So'zga mas'uliyat bilan yondoshib, uni ayab, tejab, uni joyida mohirona ishlatadigan erkinikidan keyin ko'p gapirish, safsatabozlik bilan shug'ullanish uyat. Erkinika har qanday ziyoli, bilimi chuqur, dunyoqarashi, tafakkuri keng inson sifatida bizning bunday ta'rifu tahsinlarimizga muhtoj emas va ochig'i o'zini bilgan har qanday odam
bunday maqtovlarni xushlamaydi va lekin tanqiddan ham qo'rqmaydi. Bunday ziyolilar har qanday millatni tutib turuvchi mustahkam, pishiq, bukulmas ustunlaridir. Madaniyat, san'at, adabiyot ham ana shu ustunlardan. Agar ulardan uzoqlashsak, agar ularni yo'qotsak, agar ularni payqamay qo'ysak, demek ki o'zimizni yo'qotgan bo'lamiz. O'zimizga xiyonat qilgan bo'lamiz. Bu men bilgan haqiqatlar edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, omon bo'ling.